Öyle olmadığını e, dair ben şunu söyleyeyim. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamasını değerlendirirken, salt e, işte Edirne'deki cezaevinde oturmuş kalemi elini almış yazmış, onu da göndermiş diye bakmak doğru olmaz. Niye olmaz? Mesela Vanda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur yavaşa, Selahattin Demirtaşı istiyoruz dediklerinde inşallah dedi. Ona ilişkin bir açıklama yaptı. Dedi ki, yani ben o inşallah. Ama onu konuşacağız birazdan. Ama o konuyla ilgili o inşallah ben o niyetle tam dediği doğru olsun. Yani inşallah dememiş olsun. HDP'li Sibel Yiğit Halp diyor ki bugün. Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın inşallah demesinin hiçbir kıymeti yok diyor. Demek ki HDP çevrelerinde bir şeyler konuşuluyor. Bu konuşulanlar altılı masaya geliyor. Altılı masada buna itiraz edenler oluyor. Buna demin az önce söylediğim şey hani siz e bunu görmeyecek ya herkes görüyor diyebilir. Biz içeriğini bilmiyoruz ki. Ben içeriği üzerinden diyorum ki altılı masada olan bazı şeyler Selahattin Demirtaş'a gidiyor. Neyin içeriğini bilmiyoruz? Altılı masada ne konuşulduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne önemi var ki tartışılmış? <laughs> Niye sonra? ne önemi var? Şu önem var. Şimdi 6 artı 1 diyoruz. Niye 6 artı 1 diyoruz? Selahattin Demirtaş cezaevinde olduğu için demiyoruz. HDP'yi masanın altına gizledikleri için diyoruz. Hatta ben diyorum ki 1 artı 6. 6 artı 1 bile değil. Şunu, şunu Çünkü belirleyici olan, de, belirgin olan, dominant olan HDP'nin kendisi. Sizin tezinizi anlamak istiyorum. Ne diyorsunuz yani siz? Demirtaş ne demek istiyor? Aslında Demir... söylediklerimden birini söylüyor. Demirtaş şunu Aa, söylüyor. Veriyor, netleşin Demirtaş, Ben gerçekten Demirtaş şunu anlamadım çok, ya. Demirtaş şunu söylüyor. Diyor ki siz yol masada oturuyorsunuz. HDP diye bir gerçek var. Yani HDP'siz siz seçim kazanamazsınız. Bunu bildiğiniz halde o masada HDP'ye soğuk bakanlar, HDP ile birlikte olmak istemeyenler, yani ya da bunu deklare etmekten çekinenler, bunun faş edilmesini istemeyenler var. Şeyde Öyle. var mı bu böyle net bir şekilde ifade ediyor mu açıklamasında? Yani o açıklamalarda yok, o, o açıklamalarda yok, niye yok demiyor? o açıklamalarda bizim Gördüğümüz ne, şu, şu mudur? Altılıya ya birleşin de tamam çıkın tek bir mesaj verin biriniz aday yapın falan demiyor ki. Peki bu kadar net konuşuyorsa utanmıyor musunuz diyecek kadar da sertse HDP'yi niye dışlıyorsunuz demez mi adam? Ama utanmıyor musunuz sözünü bağladığı yer HDP'yi dışlamaktan utanmıyorsunuz mu demiyor. Orada bir faraza. Başka bir şey söylüyorum. Bak diyorum ki Altılı masaya karşı bu kadar sert eleştiri yapan, bu kadar açık konuşan, utanmıyor musun? Sertlik desen, nerede? Ben sertlik görmedim. Utanmıyor musun diyor var, ya? Var. Daha ne desin yani? Bundan daha diyor? sert Bak, bir şey utanmıyor olabilir Utanmıyor musunuzu Şu yüzden söylüyor. Kararsız seçmen var diyor. Biz şimdi bu, bu kararsız seçmene sizin söylediklerinizi söylesek, desek ki... Ya işte biriniz diyorsunuz ki ben tek başına iktidar olurum. E 301 milletvekili. Öbürü diyorsunuz ki ben şu kadar. 1300 milletvekili ediyor İki tane cumhurbaşkanı ediyor. Bir tane başbakan ediyor. Siz kararsız seçmenden bile daha kararsızsınız. Ülke bu haldeyken utanmıyor musunuz bunlardan daha kararsız olmaya? Ya ediyorum? sert değil mi bu ya? Değil. Ya nasıl sert Niye değil? Sert? Hani, ya adam, hani, adam maytap geçiyor. Ama bir dakika ya, ya lütfen ya bir dakika. Evet, hayır, ben. Size... Dalga geçiyor, ironi yapıyor, <laughs> maytap geçiyor. Diyor ki sizin söylediklerinizden yola çıkarsak şu kadar bin olur, 300 yüz olur. Evet, ironi yapıyor, sert dalga geçiyor, utanmıyor musun ben, diyor. Ben tabii bütün ben, bunları söyleyecek, HDP'nin niye masada olmadığını ben, söylemeyecek. Öyle ben, mi? Utanmıyor musunuzdan daha ağır bir şey arıyorsunuz orada. Direktif veriyor altılıya. Ben onu görürüm. Ne direktifi veriyor? Ee, şimdi Yok, çelişti, direktif de veriyor. Çeliştiniz yani. o zaman şu anda. Direktif veriyor halen. direktif veriyor? Ama Hakan Bey Aleni dediği de, doğru Turgay ay, Bey. Bak, bak bir bir şey ona şey demiyorum ama şey. Selahattin Sertlik Demirtaş var diyor ve var yani. Selahattin Demirtaş. Evet. Tamam mı? Yani hapisteki bir terörist altılı masaya direktif veriyor. Diyor ki eleştiri yapıyor. Tamam. Eleştiri yap Hayır, Turgay da bunu eleştirebilir ya. Ama bir dakika ya size göre eleştiri Nasıl yapıyor. Nasıl direktif verebilir ba diye ba eleştirebilir. Bana, Olabilir, gö evet, Bana işte göre, el göre eleştiri yapmıyor ki size göre eleştiri yapıyor. Bana göre şunu söylüyor diyor ki siz diyor altınız artık biriniz yok kendi başınıza aday olacaksınız. Biriniz ben başbakan olacağım diyeceksiniz. Öbürünüz işte ikili olacak diyeceksiniz. Altınının dışında da bir şey düşünle ittifak düşünebilir diyeceksiniz. Ya bırakın bunları diyor. Bu direktiftir. Ne yapın? Toplanın, birleşin. Artık kararsız olmayın. Bir karara varın. Oturup oturup kalkıyorsunuz diyor. O zaman bu altılın masa, altılın masa mesela Demirtaş'a cevap verir mi? Vermesi gerekir mi? Vermesi gerekir tabii. Mesela iyi partinin ya vermesi hani gerekir. Ne tabii. anlatıyorsun diyecek mi? Şimdi şöyle. Eğer çünkü bugün tamam eyvallah. Sert yani ben Ahmet tamam, beye katılıyorum. Tamam. Utanmıyor bak, musunuz diyor. Daha ben diyorum misin? ki ben diyorum ki sertlikten öte direktif veriyor. Orkestra şefi. İşte o itiraz edecekler mi ya? Etmezse bak etmezse işin içinde başka bir şey var demektir. Yani umulur ki ha, mizan sen mi demek istiyorsun? Hayır şimdi bak Mizan sen de olabilir. Ya mesela Sayın Akşener'e bunu sorduğumuzda Demirtaş'ın eleştirilerine ne diyorsunuz dediğinde ben ne diyeceğini merak ediyorum. Peki, Meral Hanım ha, ilk gördüğümde de bu soruyu soracağım. Hakan <laughs> Bey size şöyle bir e, tezde tez sunsam ne dersiniz? Şimdi HDP'nin 6 artı 1 olarak seçime girmesi, bu ittifakın seçime girmesi kamuoyunda ciddi tepkiye, ciddi kopuşlara sebep olabilir Millet İttifakı'ndan. Evet. Bir yumuşak geçiş lazımsa, evet. Selahattin Demirtaş'ın hmm. hani Kemal Kılıçdaroğlu aday, başkaları da aday ilk tur için en azından numaradan böyle bir açıklama yapma ihtimali var dese birisi Ela Hoca gelmez mi? Ya, yani rol kesiyorlar dese Ela Hoca gelmez mi? Ahmet Bey şey söyleyebilir miyim? Ya ben e, bu Demirtaş'ın mesela bu eleştirileri e, çok derinlikli aslında. Ya, yani kronik bir şey işaret ediyor. Ben mesela kendimi onun yerine koyuyorum. Size söz versen biraz daha. Tabi tabii, tabii, tabii. Dünet Bey. Şimdi Turgay Bey'i dinleyince eee nasıl Ufkunuz açılır gel gitleri nasıl kafasının karışık olduğu çok det bir şekilde ortaya çıkıyor şimdi yani bir Gülent önceki Bey, cümlesinde Bey e, bak, işte bir şey söyleyeyim ben Demirtaş HDP'yi almadığınız kişiselle, için kişiselle, eleştiriyor, kişiselle, eleştiriyor bir kere, diyordu bir, bir, bir şey söyleyeyim şurada bir karar kılalım oradan, yoksa bak Turgay e, ben kalkar oradan, giderim oradan yahut gitmem kişiselleştiririm bundan sonra oradan her bir, söze oradan bir her söze bak sizin açıklamalarınızı, hayır, hayır. Oradan bir şeye geleceğim ya. Ya gel, ben bir, sizi sabaha kadar dinlerim. Dur dur, siz, dinleyin ama. açmadan. Ama, ama bak daha, bakın, şu daha şu sözümü da, bitirmedim. Bak daha ya, birinci bitirin, dakikada bitirin. başladın. Şu tavrınızı, bakın siz hayır, siyasetçisiniz, ben gazeteciyim. Eğer hayır. benim söylemimi kişiselleştirirseniz... Ya ben benim, hukukçuyum. Sonuçta benim, sizin anlatımlarınızdaki bak, çelişkiyi siz, ortaya koyarak Sayın Demirtaş'ın söylediklerini bir siz, cevap vermeye çalışacağım. Siz siyasetçisiniz, ben gazeteciyim. Benim size aynı tondan cevap vermem ekran başında bizi izleyenler açısından bana yakıştırılmayan bir şey. Tamam. Ama siz bana yakıştırılmayacak bir şeyi yapayım Ama diye yok, siz söylediğiniz... her programda ısrarla ve inatla Ankara'dan da katılsanız, geçen programda da yaptınız. Ya kişiselleştirmeden ya, Turgay Bey e bak. şurada katılmıyorum Turgay diyebilirsiniz. Bey, Turgay Bey. Ya geçen hafta Atatürk posteri üzerinden dediniz ki ey Turgay Bey size pusu kuruyor. Ya niye bunu yapıyorsunuz? E burada da aynı şeyi yapıyorsun işte <laughs> bak. Şimdi diyor ki Demirtaş, neyse ben İYİ Parti'yi altılı masaya almadığınız için altılı masayı eleştiriyor dedi. Döndü. Ondan sonra dediniz ki aslında Demirtaş biliyor ki bu 6 artı 1 ile seçime giderse bu ittifak halktan büyük tepki görür. O yüzden biraz ters Hayır, şey demedim. yaparak demedim. bunu değiştirmeye demedim. çalışıyor dediniz. E, ondan sonra mesela şunu söylediniz dediniz ki. İşte bir terörist elebaşısının söylediği şeyler üzerinden çıkarak burada bir yorum yaptınız. İşte İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisini destekleyin dedi. E şimdi terörist başının başka açıklamaları var. Şimdi bir terörist başının açıklamaları üzerinden biz Türkiye'deki siyaseti, gündemi, muhalefeti mi konuşacağız? Yani bu Yok, doğru kara, bir şey mi? Yok, kara, Kamyoncular Derneği'nin fikirlerinden bu. E, bu doğru, doğru değil. Bir kez hani bunu. bunu söyleyeyim. Bu doğru değil. Yani bunun üzerinden konuşmak çok doğru değil. Hem terör örgütünü ve bakın, terör örgütü elebaşını meşrulaştırır ona, bir, da, güç şu anda elinde silahıyla bakın, ona bir güç kazandırır bakın ona bir güç askerimiz doğu, bu doğru bir şey nasıl değil nasıl ki düşmana bakıp ya bu doğru 7 bir şey değil düşmana bakıp tavır Turgay sergiliyorsa Bey, ben de Düşman bilmeyim o teröristin şimdi, açıklamasına bakacağım. Turgay Bey siz bu doğru değil. Siz uyumaya devam edebilirsiniz. Bu doğru değil. Siz Kandil'in, teröristin açıklamalarına siz, göz yummaya devam siz edebilirsiniz. Siz şunu söylüyorsanız. Ama ben o ya, sınırdaki Turgay asker Bey, gibi ya, bu ülkede. Böyle ülkeler, bir tartışma olmaz aç ki. Bak, Olmaz tabii. Böyle tabi. konuşacaksak sürekli birbirimizi olmaz kesmek tabi. zorundayız çünkü, yani. Siz çünkü, demiyor musunuz ki çünkü işte Kandil'deki ben adam İYİ Parti Ben karşıdan gelen teröriste bakacağım. Ya Onun doğru değil yani nereye söylediği şey, bakacağım. Değil. Onun Adamın üzerine gelip gelmediğine bakacağım. Onun açıklamalarına bakacağım. AKP sizin ve MHP açık... muhalefetle birlikte oluyor diyor. Sizin bunu, sizin bunu nereye koyacaksınız yani? Terör örgütünün uzantısı, uzantısı alıyorsunuz, HDP ile iş, i̇ş tutma. Yani. Ya uzantısı, tutma. Yani. Terör örgütünün ya HDP uzantısı HDP ile yani. iş tutma. bana parmak sallamayın yani. çok şık değil ya. Sizin zorunuza gidiyor. Bu çok şık değil yani. Çok hoş bir tavrınız yok yani. Bunu yüzünüze vurma boşunuza gidiyor. Zorunuza gidiyor. Ne Biraz önce bir şey söylediniz. Ondan sonra dönüp başka bir şey söylediniz yani. Ama dedim işte bak. Dedim işte. Yani işinize gelirse böyle iş ...içinize gelirse böyle. Ne işine Hangisi geliyorsun? doğru yani? Hangisi? Hepsi doğru. Yani Selahattin Demirtaş HDP altılı masada olmadığı için mi eleştirdi? Yoksa Selahattin Demirtaş altılı masanın elini rahatlatmak için mi söyledi? Hangisi doğru? Hangisi doğru? Siz beni dinlemiyorsunuz. Ya Ben, sizi ben daha Hakan Bayrakçı'ya dedim ki biri çıkar Neyse. şöyle de dese... Neyse, Bu da denilebilir. Durgay Bey, biraz benim sakin olun. Ben, sizi hiç, kesmedim, ben, sizi, hiç ben sizi hiç kesmedim bakın. bir ihtimal olarak bahsettim. Bir ihtimal olarak bahsettiğim şeyi sanki böyle bir şey demişim Bak, gibi. ben sizi hiç kesmedim. Ya Bilmedim. ben de kesmedim. Sabırla. Kişiselleştirme sen kesmem. Ya, tamam sizde sıra size gelirse benim üzerimden konuşabilirsin Kişiselleştirebilir yani. Kişiselleştirebilir miyim? Ya istediğini yapabilirsin yani. Ama benim sözümü e, kesme mı? yani. Sözümü kesince ne söylediğimiz de anlaşılmıyor. Siz bağırarak, parmak sallayarak kendinizi anlatacağınızı zannediyorsunuz ama bence hoş bir görüntü bu, ortaya bunu çıkmıyor. Bunu ekran başındakilere bırakalım. Ne, ama neyse, kişiselleşmeyi yani, yani sizden rica o ya. Her ee, programda. neyse bir saniye ama parmak dinleyin. Size sallamadım. yani biliyorum sizin için sabretmek zor bir şey ama sabırlı olmak lazım yani. Hala aynı şey. Şimdi Demirtaş'ın söylediği şey bence çok basit. Şimdi Türkiye'de çok ağır bir ekonomik kriz var. İnsanlar bu ekonomik kriz altında eziliyorlar. Kimisi işini kaybediyor, kimi evine ekmek götüremiyor, ee, insanlar gerçekten sokağa baktığınız zaman zor durumdalar. Öfke e, bütün sokakta bu hakim duruma gelmiş ve ülkede hızla bir iflasa doğru gidiyor. Demirtaş dönüp diyor ki altılı muhalefet partilerine ve aslında sadece altılı muhalefete demiyor. Diğer mu küçük muhalefet partilerine de söylüyor. Orada HDP'ye dönük eleştirileri de var bence. Dönüp diyor ki ya ülke bu haldeken, insanlar bu haldeken siz hala küçük şeyler üzerinden tartışma yürütüyorsunuz. Bırakın bunları hedefe odaklanın. Çünkü söz konusu olan ülke, söz konusu olan ülkenin vatandaşları. Buraya odaklanın diyor bence. HDP'ye yönelik de eleştiri var. HDP yönelik olduğuna katılıyorum. HDP'ye yönelik eleştiri de var. Çünkü HDP'de çıkıyor birisi diyor ki işte şu kişi aday olursa bunlar oy vermez. Ya kimin adına söylüyorsun? Nerede nereden çıkardın böyle bir sonucu? Şimdi bakıyorsun provokatif bir takım söylemler, eylemler bütün e, o altılı ittifakın bir şey yapmaya çalışan ittifakı bölmeye yönelik, onları o çabayı akamete uğratacak bir takım davranışlar var. Ama Bülent Bey, Demirtaş da bunu eleştiriyor, diyor ki, Altının ya bu altı doğru altı değil diyor, değilse, bu niye? doğru değil diyor. Yani siz hedefe odaklanın, halkın durumu kötü, ülkenin Hı. durumu kötü, her gün ekonomik olarak kötüye gidiyoruz. Hukuk ayaklar altında, her gün Türkiye'de hukuksuz bir, bir sürü karar veriliyor. Yargı işlemiyor, hukuk devleti askıya alınmış. Bir şey Bütün bunların olduğu yerde siz diyor, bırakın o ufak tefek şeylerin üzerinden tartışmayı, asıl hedefe odaklanın diyor. Ben ama, böyle okudum yani. Ama yani e, sadece böyle çok yapıcı e, bir tavsiye e, niteliği taşımıyor. Değil. Çok ağır bir e, tırnak içinde söyleyeyim, hadi neyse. Hani, beceriksizlik ithamı var orada. Şöyle, Ama umut vaat var, yok. var. Bakın var. ceza var. çok Umut var. var. Ceza geçiyor ya. Yani. Hayır, Yok, Cezaevinde olan birisinin ama psikolojisiyle, cezaevinde yani olan birisinin psikolojisiyle dışarıdaki mi? muhalefet partilerinin oradaki görüntüsünün üzerinden bir şey söylüyor. Ama şimdi bu cezaevi şimdi... psikolojisine hayır, hayır lazım. Hayır, Allah son olur. derece Bunu şöyle sağlıklı şeyleri söylüyor. Şeyler, şöyle <laughs> söylüyorum. Diyorum ki, içerideki birinin, i̇çeride olması, onun içerideki, her şeyi yanlış söylemesi. İçerideki özürüm. birinin tamam, getirdiği dersin. eleştiri sert olabilir diyorum. Ama buradaki asıl şeyi bence bu. Yani Bundan bu farklı bir sonuç çıkarmıyorum yani. Burada farklı bir sonuç çıkarmıyorum. Şimdi Ondan sonra ha, ben bu... okuduğumda hakikaten bak bir, bir bir şey söyleyeyim. Ben okuduğumda şu ruh halini gördüm Selahattin Demirtaş'ta. Ya bu altılı masa bir işi yapamıyor yani bu işi kıvıramıyor şikayeti ee, sızlanması var, 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 var. ve bu şikayetin ve sızlanmadan yola çıkarak var, var. ağır bir ironi eleştiri utanmıyor musunuz diye de ağır sert bir eleştiri. Ya benim, yani diyor ki bu işi beceremiyorsunuz siz diyor. Biraz tamam. bir böyle gördüm. Var, benim var, benim var, çok var. Ki bir sert şey itirazım var. Tabii ki bir eleştiri ben, var. Bir sonra ben bu bu itirazı, itirazı, Ama ben bu tartışmanın böyle gitmesine tahammül edemem. Niye? Edemem. Ama neden yani? yani ne, Demir biz böyle değerlendiriyoruz. Selahattin Demirtaş yani, Hakkımız yok mu böyle size, değerlendirmeye? Hayır. O değerlendirmeye değil. Şu değerlendirmeye. Ee, terörden tutuklu tescilli bir terörist İçeriden işte ülke şöyle gidiyor, böyle gidiyor diye tavsiyede bulunuyormuş. Ya, başla, ama konuşamayız ki o zaman. De haklısın A ama. Bey. Bak bu direnç, bu direniş ama, bir saniye. Yargılanıyor Çok özür diye diyorum. ama her şeyi yanlış söyleyecek diye de bir kural bak, da yok. Bu başka bir şey. Ama bu direniş kazanacaktır. Öyle hendek çukur diyerek küçümseyemezsiniz. Bunu yapanlar dönüp tarihe baksınlar. 700 şehit verdi. Bu Türkiye. açıdan tamam ya. Benim. 700 şehit evet, verdi. Doğru. Yani Selahattin Demirtaş'ın bu çağrıları yüzünden evet. 700 as güvenlik görevlimiz şehit oldu. 720. O, o zaman 723. Selahattin Demirtaş'ın evet. bu kadar bu kadar şehit e, verilmesine sebep olan bir kişiyi biz burada Selahattin Demirtaş şöyle tavsiyede bulunuyormuş diye konuşamayız yani. Ya. Ben itirazen. konuşmam en azından. Konuşma yani biz Hayır. Ya ya size, adam, size bak onu adam bir şey söylemiş Ahmet Bey sizin sorunuza değil kastım. Sizin açmanıza değil ama bu mesele böyle ele alınmaz. 700'den fazla Şehit verdik biz O hendek çukurlarda Bilsin bunu Bülent Bey Biz o hendek çukurlarda 700'den fazla Şey verdik şehit verdik Dahası 50 masum bu Türk vatandaşımızın yani. bu Yaptığı Turgay Bey'in demagoji. İşinize gelmeyince demagoji değil mi Üzülün, yani, üzülün. Terörist 700 şehit ailemize, şey ailemize üzülün terörist 700 şehit ailemize üzülün ya, Turgay Güler terörist diyorsan O zaman Türkiye'nin en çok izlenen kanalında haber programında adamı getirip söylediği şeyi tartışmasın tartışıyorsan ne münasebet demek yani? ki ne münasebet? başka bir şeyi ne başka bir şeyi ifade ediyor ne münasebet yani bu teröristin Demirtaş... arkasında Amerika var ya bu terörsün arkasında İsveç var. Zaman, bu terörsün arkasında Finlandiya var. Bu terörsün arkasında ki, Almanya var. Demek ki, bu, terör, bu terör örgütü Türkiye'nin tarih laflar, sahnesindeki boş yürüyüşünü ya. durdurmaya. Ya Türkiye'nin projeleri ya. boş laf mı? Boş ben boş mi, yaktım ya. Doğu Güneydoğu gerçekten Anadolu'daki fabrikaları? Ben mi yaktım oradaki Hayır, şantiyeleri? Ben mi kaçırdım oradaki işçileri? Ben mi kaçırdım oradaki mühendisleri? Boş olduğunu en iyisi sen biliyorsun. Boş mu? O zaman niye konuşuyorsun? Niye cezaevinden bir demeç vermiş adamın söylediklerini tartışıyorsun? Bu ülkede niye onun söyledikleri üzerinden HDP HDP'ye HDP oy veren seçmen üzerinden bir çekiyorum. yorum yapıyorsun? Röntgen o zaman çekiyorum. konuşmaya gerek yok bu millet, yani. bu millete ne terörist, çalışıldığını anlatmaya çalışıyorum. Madem, Siz gizlemeye, bak, madem terörist, o zaman bunu gözlerden uzak yok. tutmaya çalışıyorsunuz. Demek ki terörist değil yani. Halk, halk öyle görmüyor yani. Bunu, sen öyle ekran görebilirsin. Demek ki halk öyle görmüyor yani. Çalışıyorum. Beyler, halk öyle görmüyor yani. Turgay Bey, Bülent Bey takdiri bu noktada kamuoyuna bırakıp konuşmamıza devam edelim mi? Tamam. Ya. Şimdi bu e, yani Turgay Bey de tezini so koydu ortaya, siz de koydunuz. Şimdi Takdir Kemal Bey ama Kemal, Kemal Bey'in öyle görüyor ama kendi ya. kitlesi de onu. Kendi Hürent kitlesi Bey de öyle anlasın, görüyor. hemen size Şimdi ben Kemal Bey'in Kavala ve Demirtaş üzerinden söylediği şey ya Kemal Bey bunu ilk defa söylemiyor ki. Kemal Bey bunu İstanbul'da da söylüyor, meclis grup konuşmasında da söylüyor, meydanlarda da söylüyor, her yerde söylüyor. Yani bunu Van'da gidip Van'da HDP seçmeni söylemiş siyasal değil siyasal ki. İlk sizin ya her yerde söylüyor lazım. yani. Kemal Bey bunu ilk defa söylemiyor ki. Ve bu Kemal Bey'in samimi düşünceleri. Biz buna Ama orada siyasal başka siyasal bir çağrı yapıyor. Diyor diyoruz. ki Selahattin Demirtaş'ın yani Cumhuriyet Halk Partisi Van'da geçmişte çok az oyalan bir partiydi. Ama şimdi özellikle Doğu Masası'nda Oğuz Kağan Salıcı, Devrim Barış Çelik gibi e, parti meclisinin genel başkan yardımcılarının o bölgede çok yapmış oldukları ciddi bir çalışma sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi o bölgede oy almaya başladı ve onu göstererek diyor ki oradaki seçmene ya siz Selahattin Demirtaş'ı seviyorsanız serbest kalmasını istiyorsanız bize katılın diyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz yani. Melik Bey. Ya o işin tekniğinde e, doğallık yok tabii de. Yani Hangi en işin tekniğinde? şöyle yani en çok şikayet ettiğimiz şey yargıya talimat vermek. Yani evet. Kemal Bey ne yapacak da onu çıkaracak? Yargının siyasi Mesela şunu alır. derse gene ben gelirim Bülent gene... Bey hukukçu ne yapacak da çıkaracak? Bir genel af ilan edeceğim derse anlarım Bülent Bakın, Bey. ama bu hem, haliyle Hem olmaz. Kavala yargılamalarında hem Demirtaş yargılamalarında çok ciddi hukuksal skandallar var. Ya yani iktidar yani, ne yapar yani? yani ama sonuçta yargı Kavala kararı. bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla serbest kalıyor. Demirtaş kalıyor. Ondan sonra o gün e, değiştiriliyor. Başka hemen başka bir soruşturma açılıyor. Onun üzerinden tutuklama kararı veriliyor. Tabii. Yani oradaki skandallar Ama Burence, zinciri bitmez. Oğlum, sizin meslektaşlarınız yapıyor. Bakın yani, orada, hayır, hukuki yargı, çözüm yani, ne olacak? Diyor orada orada onu şunu söylüyorum işte, Yargının üzerinde siyasi iktidar elini çektiği zaman, yargı kendi pratikleri üzerinden, kendi iştahatlarına göre yargılamayı yaparsa zaten sonuç farklı olacaktır diyorum. Bu yargılamaların üzerinde doğrudan yargıya müdahale vardır. Niye müdahale vardır? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı her ikisiyle ilgili açık açık bunlar terörist, bunları serbest bırakamazsın diye konuşuyor. E şimdi HSK'nın üyelerini atayan Cumhurbaşkanı böyle konuşursa o yargı farklı hareket edebilir mi? i̇şte yargıya tam da müdahale bu yani. Onun Peki, için çözüm, de çözüm. Çözüm da var. çözüm bakın ben de diyorum ki ya yargı üzerinde yargı üzerinde siyasal baskı olmazsa onu o zaman yargı şu, dosyanın yani Amerikan başkanı, başkanı bakar, diyor ki Amerikan, başkanı, bakan, diyor ki, Amerikan başkanı göre Hüsam karar ladine diyor. terörist demedi diyor. Zaman, evet Hakan Bayrak Kemal Bey diyor ki Amerikan başkanı diyor Amerikan başkanı ilgili yargılama hedef alan Üsame bin ladine terörist demedi diyor. O zaman Kemal Bey şöyle ifade et. Bunun iki tane yolu var. Bir ya diyecek ki ben geldim işte genel af çıkaracağım. Sonuçta hüküm giymişler. Yani şu ya hüküm giymemişler. yapan... Ya, Melik Bey. Giydi hüküm nasıl Kavala giymiş. hüküm giydi. Ya kesinleşmedi arkadaş daha. Ha yargıtay aşaması var. Daha tamam. var yargıtayı var. Tamam yani e, orada hani. Demirtaş da hüküm giymedi tamam da, yargılaması devam ediyor da. Ya ben iktidara gelince hani onları istiyorsanız peşime takılın sorunlu bir cümle. Yani. Ya, sorunlu bir cümle değil. Sorunlu bir cümle. Sorunlu bir cümle değil. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devletini yeniden inşa ederseniz. Bunu, hukuk Tarafsız ve bağımsız o bir şekilde karar verirsen, şöyle dersiniz, Türk, Türk milleti Bülent de Bey, o, o kararı şöyle kendi dersiniz. vicdanında tamam. kabul ederse, o zaman şöyle sorun dersin. Yok yani. O zaman şöyle dersin. Kişilerden bağımsız dersiniz ki ya biz gelince hukuk tam olarak işleyecek, yargı tam olarak işleyecek dersiniz. Eğer şey derseniz peşime takılın, ben Selahattin Demirtaş salı vereceğim derseniz bu rüşvettir. Yani oy verin, ben iktidara geleyim falan Hayır. Bu, bu oy verin doğru bir cümle değil. Oy verin, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yeniden hukuk devleti yapacağım. Tamam da oy verin. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece Demirtaş ya bu uzun cümle olur tamam, Sadece Demirtaş bu siyasete çeviriyordu. Tabii bu uzun cümle olur. Yani Kemal Bey uzun cümle olmaz. KHK'lı FETÖ'cüleri de serbest mu? Yani o zaman neyi uzun cümle? Kemal Bey de özlü bir söz söylüyor. Diyor ki bana katılın. özlü. Serbest kalacak. Çünkü Kemal Bey de ben özlü söz söyleyeyim. Bak Kemal Bey Demirtaş'ın da Kavala'nın da suçsuz olduğuna inanıyor. KHK'lıların onun içinde KHK'lıların da Kişisel görüş olarak bunu ifade edebilir ama bana katılın serbest kalmasını istiyorsanız sorunu bir ya ifadedir. Yani, değil, yani ben siz de, de sorunu takdir değil. edersiniz ki bu sorunu. Bu sorun ya, bu ya, verecek, ya, ya Kemal yapacak, Bey talimat etkili, ya, veremez. yargıyı etkileyeceğim anlamında bu sorun. Kemal Bey tez mi yazsın bu konuda? Talimat mı verecek? Ne yapacak canım? Kemal Bey tez mi yazsın? Beyler neyse burası tez mi yazsın? Şimdi anla, Demirtaş da. meselesine gelirsek. Şimdi son itibariyle e, Demirtaş e, altılı masayı önemsiyor. Altılı masada anladığımız kadarıyla HDP'yi önemsiyor ki Kemal Bey daha önce söyledi Fikret Bilay'a biz HDP'yi görmezden gelemeyiz. HDP'yi yok sayamayız, böyle bir lüksümüz yok dedi. Bugüne kadar HDP'nin eleştirilerine de altılı masanın çok okalı bir haddini bil kardeşim ya seni biz hesaba katmıyoruz gelmediği için doğal olarak biz altılı masayı hesaplarken bu masanın tam ortasında bir HDP var. İster masanın etrafında olsun ister olmasın bunun bir önemi yok. Hesaplama yapılırken HDP'nin %10'u hesaba katılarak yapılıyor. Bütün hesaplar onun üzerine. O yüzden Demir İktidar taşımız... yapmıyor mu Melik Bey? Efendim? İktidar yapmıyor mu? Ya iktidar şöyle ikisi arasında çok temel bir fark Hayır, var. Hayır Hakan Bey burada işte geçen bir şö, anket yaptı. ben hemen söyleyeyim. Yani yok, yok. HDP oyları olmadan Bey, hiçbir değil, ittifak değil. seçim kazanamıyor. Öyle değil. İki tane belirleyici konumdalar yani. Bey. İktidar Bülent, yapmıyor mu? Bülent Bey farkı söyleyeceğim şimdi. AK Parti doğrudan Kürt seçmenle temas kurarak oyunu almaya çalışıyor. Altılıması HDP üzerinden o oyu bloke etmeye Niye? çalışıyor. İkisi arasında o kadar temel ya bir ya fark Altılımasa var. altılı dediğinde İyi Parti HDP'yi yok sayarak doğrudan Kürtlere mesaj veriyor. Oradan büyümeye çalışıyor. Hayır öyle masada Niye? olmasın deniyor. Yok falan hayır, sayılmıyor. İyi Parti çok net. Ya kahvaltı talebine bile evet dendi. Kaldı ki burada Kemal Bey'in ne dediği çok daha önemli. <laughs> yani bir çatı ihtimali altılı, olan bir kişinin HDP'yi görmek. Altılı ittifak. Görmez... Ya bu Allah Allah'a yok yani, yani. Şu altılı ittifak dersen olmaz. Bak CHP dersen altılı ittifak diyorum zaten. Ya CHP dersen bak Cumhuriyet Halk Partisi için bunu söyleyebilirsem. Oğlum nereye sen, koyacağım? Devayı nereye koyacağım? Saadet'i Ama nereye koyacağım? İyi Parti orada başka bir şey söylüyor. Bir de, ya İYİ Parti. Deva başka bir şey söylüyor. Ya Gelecek şimdi başka bir şey söylüyor. İyi Parti... Bu, i̇şte Demirtaş da tam da bunu eleştiriyor. İYİ diyor İYİ Parti, ki, arkadaş bunların bak, üzerinde durmayın diyor HDP yani. HDP'ye odaklanın diyor. Size söyleyeyim, HDP'ye böyle kafa göz dalan Yavuz Ağrı yolunda ne olduğunu hepimiz gördük. Öyle değil o iş. Yani yüzde on... HDP oyu olmadan o masadan bir şey çıkmayacağını altımasa gayet iyi biliyor. AK Parti Cumhur İttifakı doğrudan Kürt seçmenle temas kuruyor. İktidar da biliyor ama. HDP'yi muhatap iktidar alıyor. İktidar da biliyor. Teman. AK Parti de biliyor. MHP de biliyor. Hayır canım HDP öyle olsa demirtaş içeride olmaz. HDP, öyle değil işte. HDP niye gündeme getiriliyor biliyor musun sürekli olarak? HDP altılı ittifaka eklemlenerek acaba oradaki milliyetçi muhafazakar partileri bu ittifaktan ayırabilir miyiz? Bunu zaten, orayı bölersek yalnız, işte o zaman zaten alırız hesabı Bey, yapılıyor. Bey, ya Bey bakın anla... gerçekten birbirimizin Melik aklıyla dalga geçmiyoruz. Hadi devam HDP, HDP, HDP ya. Ya, ya, bu altılı masanın bu parçasıdır. İster masana, masada masada olsun ki, ister dışarıda olsun. AK Parti bir ayrılıkçı. şey. ayrılıkçı olmayan Kürtlere hitap ediyor diyor. Ya Özellikle, tabii canım doğru mu? Tamam Kürtler ben de ona bir söylemediniz söylemediniz. Söyledim. Ha. Hakan Bey ben, ben de, de ona bir ek Kürtler yapıyorum diyorum ki asuklu. aynı zamanda da şunu yapıyor. Hı. Diyor ki HDP de bu ittifakın içinde diyor. Evet. EY diyor milliyetçi seçmen diyor. Ben Bak diyor öyle bunlar diyor. Ya. HDP'yi de yanlarına aldılar diyor. Senin diyor bunlarınla ne işin var diyor. Ben onu, şu, da, var. onu da parçalamaya çalışıyor Bey, yani. bunun için elimde yeterince data var. Bir, Kemal Bey'in HDP'yi biz yok sayamayız. Elbette HDP önemlidir ve muhataptır. İlişkilerimiz, görüşmelerimiz sürecek. Fikret Bile'ye yaptığı açıklama çıkarıp okuyayım size. Anladım. İki, ya tamam. Buna itiraz etmiyorum. İki, ben. tamam. İki, Kemal Bey'in çıkıp Demirtaş'ın serbest kalması gerektiği. Yani bunu yap ha şöyle bir şey. Ben şeyi anlıyorum. Yani HDP ile aynı karede görülmenin bir maliyeti var. Bu faturayı ödemek istemiyorsun. Ama öyle değil işte. Yani elma çıksa, elma dersem çık, armut dersem saklan öyle olmuyor işte. Yani HDP bir yere kadar diyor ya bir, bir türlü elma demedin diyor. Kafayı uzatıyor. Dolayısıyla illa masanın bir kenarında olayım gibi bir çabası olduğunda da ben düşünmüyorum. Burada Turgay Bey'den ayrılıyorum. Artık HDP ile o masanın kenarında olayım demiyor denklemin içinde olun. Mithat Sancar'ın en son e, Tele 1'deki yayınını izleyin. Orada net ifade ediyor. Diyor ki masada olup olmama meselesinin hiçbir önemi yok. bizim zaten hani e, baraj sorunumuz yok. Parlamento hesabı zaten hani parlamenter sistemi destekliyoruz. O peşinen garanti veriyor. Burada mesele diyor doğru adalet Cumhurbaşkanlığı kazanmak. İşte biz de orada denklemin tam göbeğindeyiz diyor. Gayet net açıklıyor. Ve bize rağmen bu olmaz diyor. Gayet net yani bizimle koyuyor. Bizimle oturun, Cumhurbaşkanı adayını konuşun. Bu de. kadar. Tamam. Ki Ahmet Türk sonrasında de, tek tek Bey not da, da şey verdi. Aslında. Tabii. ya Ama Bülent Bey diyor ki HDP yok. Ben diyor ki var ama görünmemesinin bir önemi yok. Bak mesela Ahmet Türk ne dedi? Mansur Yavaş'tan olmaz dedi. Adam şer tamam, koyuyor. ben de diyorum Demirtaş'ın eleştirilerinde o da var diyorum ben. Bak şöyle diyor. Ekrem Bey diyor iyi bir aday olur diyor. Kemal Bey olabilir ama çok çekimser biraz daha şey bir olmalı. Ekrem Bey'e de... Şer koyuyor yalnız. Orada da var şer. Evet evet. İyi de yani harika olur demiyor. Demiyor. Yani. Evet. Demiyor. Ahmet Bey demiyor. Şimdi e, de, mesela Demirtaş'ın bu eleştirileri ben tamam böyle empati kuruyorum. Evet. Ya Ahmet bu Türkiye altın açıklamasını diyor. Yani, altın Ahmet masaya dair söyledikleri ben de aynı şey düşünüyorum. Demirtaş diyor ki altın Masa heyecan uyundur, uyandırmıyor, umut vaat etmiyor. Futbolda hani vardır ya dağını koynuyor. Sistem Vol yok. Voltran'ı oluşturamıyor. Voltran'ı oluşturamıyor. Bu. Öyle bu diyor demek zaten. ya. Öyle Oprah, diyor. o ben patent bana ait bu kendisi arada kendisi diyor onu Tamam. mı? ne demek? Çocukluğum ya, Ankara'da. Ya, Çocukluğumdan beri var. Melik Bey, bunu kullanan beri. Ya, Melik Bey, ya Bey basit bir şey siz biz masada... film izlemedik. Bize anlat Melik. Melik, Melik Bey, Bey, Bey basit Boltran bir şey söylüyor ya. 5 tane robot var. Beş, Ayrı robotlar. Şey. Bunlar böyle... Bir çizgi film de geçiyor. Bir çizgi film. Tamam, ben çizgi film izlemedim. Ha, tamam, söyleyeyim ben. Biz çok fakirdik. Tamam. Şimdi biz de böyle yalıda televizyon izlerken. Evet. Şimdi 5 tane robot var. O 5 robot eee mücadeleye giriştiği zaman bağırırlar Voltran Voltran 5 robot birleşir devasa bir robota dönüşür ve, ve Voltran'ı oluşturmak. Ve oluyor. onu yenmek imkansızdır. Ha o yıkıp geçiyor. Ona da Voltran'ı oluşturmak. Aynen mı diyor öyle. Yani. Aynen öyle. Diyor ki Demirtaş bunlar Voltran'ı oluşturamadılar. Oluşturamadınız abi. diyor. Başka ne diyor? Diyor ki kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen kendinize gelin. Başka ne diyor? Ee, diyor ki ben siyasetçi olarak mahcumum, siz utanmıyor musunuz? Şimdi doğa, burada kime değil mi, mahcup? Taşın? Değil mi efendim? Kime mahcup? Ben diyor burada... Bu... Hayır hayır, kime mahcup? Sefner, halka, vatandaş, Halka diyor. mahcup. E, yani tamam. benzin 25 lira olmuş diyor. E. Yani tamam. Benzin benzin lira olmuş diyor. E. tamam. Ülke askeri, ekonomik olarak iflas etmiş diyor. Ben de siz, derken siz hala yok, onu diyor, onu diyor. diyor. Derken ben de bir araya diyor. gelemiyorsunuz diyor. Tamam, onu diyor işte. Ben mahcubum, siz utanmıyor musunuz diyor. Yani umut vaade etmiyorsunuz. Futbolda tamam. biliyorsunuz en tehlikeli şey içimizde futbol oynayan var oynayan varsa bilir. Sistem olmadan dağınık oynadığında yarım düzüne gol yemen kaçılmazdır. Bir sistemin olacak. 4-4-2 mi? 3-5-2 mi? Ama bir sistemle oynayacaksın. Yani sağ açık, sol açık. Kimin ne iş yaptığı belli olacak. Şimdi burada onu söyledi tam da bu. Diyor ki ya dağınık oynuyorsunuz. Yani yenileceğiniz garanti diyor. Mesela Akşener'e dair söyledikleri adrese teslim. Ya neye başbakan olacaksın diyor. 360 tane milletvekili alıp da parlamenter sisteme dönüp de birinci parti olacaksın da masadaki diğerlerine ayıp ayıp değil mi diyor? Tek tek Gültekin Uysal hariç bir tek ona bir şey yok. Onu da dikkate almıyor Ya dik, he, ya dikkate almadı ya unuttu. <laughs> bir o hariç diğerine hepsine tek tek mesajı söylüyor. Yani Demirtaş masanın içinden geçmiş. Şimdi ben şu saat itibariyle mesela diyorum ki ya ben Melih Kiyitel olarak dördüncü toplantı Ahmet Bey pazar günü toplantı başladı. Muhabirle falan konuşuyoruz. Abi ne yapalım ne edelim? Vallahi dedim ben film izliyorum. Beni hiç heyecanlandırmıyor. Sabah bana metni at. Ok. Ama ilk toplantıda sabahladım. Ne çıkacak diye. Bak Sabaha kadar sürmedi ki Melik ilk toplantı ya. <laughs> Ve heyecanlandırmıyor. Ya şaka yapıyorum. Ya gerçekten heyecanlandırmıyor. Dördüncü toplantı bir şey yok. Direkt temenni tarih 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 ama bu sefer bayağı uzun 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 açıklama ama bir şey yok Ahmet Bey hiçbir şey yok ki hiçbir şey yok ki ya mesela nereden çocuk... baktığına ne be beklediğine yo, yo, bağlı yok vallahi baktım ben yani, ya, ben bak, de bakınca çok bir şey gördüm yani şey de kafa kafaya verelim Hayır. bunlardan yok, çok ya, daha, ya, daha sağlam metinler yazar yani, yani ortaya bakın bak, açıklamaların içerisinde çok daha sağlam metinler yazar seçim güvenliği ile ilgili ya çok ciddi... bir kere bu seçim güvenliği meselesi bir kere çok gereksiz bir tartışma İyi. Çok gereksiz. Çünkü Türkiye'de her seçim döneminde ben her seçim öncesi seçim güvenliği var mı yok mu diye tartışılır. Ve hiçbir şey de olmaz. Seçim güvenliğine dair hiçbir risk e niye yok. Niye iktidar o zaman bu seçim yasasında hakimlerin atanma usulünü değiştirdi? O seçim güvenliğiyle alakası yok çok ki. Çok alakası var. Ya ne ilgisi var? Allah çok Allah, alakası var. Ya şimdi. Niye ya o Bülent kıdemli Eğitim? hakimleri aldı da yerine... Ya, ya Bülent sistemiyle siz, getirdi. Siz kıdemli hani... hukukçusunuz ama az önce dediniz ki Kavala Ahim kararıyla serbest bırakıldı. Ahim'in böyle bir yetkisi mi var? Ekran başında yüzlerce, bin milyonlarca hukukçu var. E siz de kıdemli hukukçusunuz. Bakın ben dedim ki Aynen Avrupa... şu ifadeyi kullandınız. Kavala Ahim kararıyla serbest bırakıldı. Evet, Ahim kararıyla bak Ahim kararıyla. Ahim'in böyle bir Bakın, yetkisi Ahim yok. serbest Türkiye'de bırakılmasını ulan, söyledi, tavsiye ediyor. Tavsiye etti. Mahkemede beraat verdi, tahliye etti. Adamı cezaevinden çıkarmadılar. Paralel bir ikiz soruşturma yarattılar. Tekrar o soruşturma üzerinden tutuklandı tekrar cezaevine ahim, girdi. Ahim karar yani, verdi ifadesini kullandınız mı? Ahim evet. karar verdi ifadesini kullandı Şu ifadeyi kullandım. Şimdi Not bu ettim. tartışmanın içerisinde Kavala, ben insan uzun uzun, uzun yani ahim kararlarının, de, kararlarının nasıl et. uygulandığını tamam. mı anlatayım Sermes yani? Bırakıldı. Ahmet Bey. Onu tamam. Serbest yani. bırakıldı <laughs> ifadesini kullandınız yani yani kullandı. Bunu mu anlatayım şimdi? <laughs> ya, ya, Turgay Bey bunu anlamadı diye ya, ben şimdi bunu uzun uzun anlatayım mı? Ben bir iki cümleyle bitirebilir miyim Ahmet Bey? Şimdi dolayısıyla bu masa heyecan uyandırmıyor. Seçmende de uyandırmıyor. Siz bir dalga görüyor musunuz? Peki, ya? Bir şey, bir, birkaç Soru Yok sor bir şey ya. Birkaç soru sorabilir miyim? Tabii biraz ki. Böyle gidelim. Tamam, güzel. Diyorsunuz ki, demir taş bunu görüyor, heyecan uyandıramıyor, voltran oluşturamıyor. Ya kendinize gelin. Tilan diyor ki, aynen, aynen. Ben öyle. de biraz öyle. Aynen. Ona, Yarın ben de bu şey. Yakınım da o yüzden. Peki sorum şu. Burada bir tavsiye, uyarı, içerden bir uyarı. Sizden hala umutluyum. Kendinize gelin. Ee, aman şu bu işlere bir düzen verin şeklinde bir okumamı yapıyorsunuz. Bir dakika sorunu evet. bitireyim. Yoksa ya sizden bir şey olmaz şeklinde bir umut kesme mi var? Tınıda ne var? Hı. Bence umut kesme yok. Hala şansımız var diyor. Maç bitmedi diyor. İlk yarı bitti ama 45 dakika Kendinize daha var. Kendinize gelin diyor yani. Tabii, maçı çevirebiliriz diyor. Daha 45 dakika <laughs> bitti niye diyor? Çünkü sonundaki cümleden zaten şey diyor. Eee sorumlu görevli hepimizde biliyorum yapabilirsiniz diye bitiriyor. Ha okey. Olumlu diyor. Ha biliyorum yapabilirsiniz. Biliyorum yapabilirsiniz. Dolayısıyla burada net yani orada. Net. Biliyorum yapabilirim. Tamam. İçeriden söylüyor, samimi söylüyor. Hiç öyle bu hinlik falan yok. Gayet net diyor ki ya ben cezaevinde Edirne'den bakıyorum. Olay altılı masada geçiyor. Yani bu bir fıkra var biliyorsunuz. Adam bir hızlı okuma kursuna gidiyor Ahmet Bey. Diyor ki ben diyor e, şey diyor Tolstoy'un Savaş Barışı'nı diyor e, ee, 4 saate okudum diyor. 4 cilt 1200 sayfa 20'nin üzerinde karakter. Nasıl ya diyor. Bayağı bir okudum bitirdim. Peki ne anlatıyor diyor. Olay Rusya'da geçiyor diyor. Başka diyor bu kadar anladım diyor. Şimdi Demirtaş'ta olay Altılı masada geçiyor. Evet. Bu, evet, okun, bu kadar anlamış. E, Metni okuyun gerçekten bu kadar anlam. Toplanıyorsunuz diyor. O kadar anladım diyor. Devamı yok ya, diyor. Ne? Ama olay altılı masada geçiyor. Doğru değil mi? Evet. Tamam. Ama diyor ki yani. E, detaylara da hakim. Bir detay, sürü detay veriyor. Ha bir şey yok diyor. Olay Rusya'da geçiyor demek. <laughs> de, tel yani ibaret tel değil söyledikleri. <laughs> hızlı ama okuma bir şey, kursuyla e, edinmeyecek kadar uzun bence e, no, iyi yok. okumuşa benziyor. Ben yani. söylüyorum. Ay, ay, ben de, evet. Bir dakika i̇şte dur o, ya. Benim okumuş. Alıp, <gülüyor> pardon. <gülüyor> okumuş ve diyor ki somut bir şey yok. Heyecanı uyandıramıyorsunuz. Ya diyor ki kararsız seçmen. Ben diyor kendim karar seçmenin yerine koyuyorum. Benim kararımı değiştirecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. E ya bu halle olmaz Öyle, zaten. Bizim itirazımız yani hızlı okuma konusu bir da geçiyor. Vallahi ola, altı, olay olay altırmasına masada geçiyor. Melik. Ben bu kadar anladım mesela. bir şey söyleyebilir miyim? Demirtaş niye çırpınıyor? Ne için çırpınıyor? AK Parti gitsin diye. Başka? HDP alan açılacak. Şimdi yetmez biz bu soruyu mi? yetmez tabii ki. Biz bu sorunun cevabını peşine düşmediğim sürece akş akşama kadar Seyahatin Demirtaş 3 madde sıraladı, 5 madde. E, cezaevinden sıraladı. cezaevinden çıkacak. Hayır. Bak şimdi, seyahatin Demirtaş Kemal Bey söz verdi. Demir diyor ki, artık gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacaktır diyor. Artık gelecek yüzyılda ne zaman diyor bunu? Bu hendek olayları esnasında diyor. Bu son şeyinden okumuyor yani. HDP ee, Genel HDP, Başkanı iken değil evet, mi? HDP Genel Başkanı iken, dışarıdayken diyor bunu. Dışarıdayken diyor ki, artık gelecek yüzyılda bir Kürdistan gerçeği olacaktır diyor. Şimdi bu açıklama size göre. 2015 yılında yapılmış ve uzak bir açıklama değil mi? Fakat Mansur Yavaş'ın, Sayın Mansur Yavaş'ın inşallah sözünü o yüzden söylemedim deyip tavrını koymasının ardından EDP'li Sibel Yiğitak diyor ki Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın inşallah dememiş olmasının bir kıymeti yok diyor. Bitmedi. Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayda ve Yakın bir tarihteki Hakker'deki konuşmasında diyor ki yerel yönetimler özellik şahatını iktidara geldiğimizde behemahal getireceğiz diyor. Evet. Nereye varacaksınız? Şimdi şuraya varacağız. Kandil sıkışmış. Suriye'de Türkiye bir operasyona her an girişecek. Bir gece ansızın Türkiye Suriye'ye oradaki PKK unsurlarına müdahale edebilir. Evet. Kandil için zaman daralıyor. Oldu oldu. Yani ne? AK Parti'yi devirdiler devirdiler. Ama seçim olması lazım. Seçime gidiyoruz. E seçime bir yıl var. Bir yıl olsun. Bu bir yıl e, öyle kısa bir süre ki. Öyle kısa bir süre e, ki. Tamam. Şimdi, Durgay Güler bir dakika bir şey söyleyeceğim. Onlar için bu kadar hayati ise mevzu. Evet. Bu nedenlerle. Evet. Demirtaş da diyor ki kendinize gelin toparlanın. Ben de onu diyorum çırpınıyor. Diyor ki bak toparlanın. Tamam. Kandil bitecek, PKK bitecek. Melik Siz Yiğiteli... karar verinceye kadar her evet. şeyi geçecek diyor. Melik Yiğiter'in yorumu da buydu. Ben de öyle söyledim. Bana da itiraz ettiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Hangi gerekçeyle olduğunu bilmiyorum. Belki kandil gerekçesiyledir onu bilemiyorum. Ama benim gördüğüm Demirtaş diyor ki ya kardeşim ülkenin durumu diyor çok müsait şu anda. Kendinize gelin Toparlanın, iktidar olun diyor evet, yani. Tamam. Ben ona nedenini onu, söylüyorum. Nedenini söylüyorsunuz. Olabilir. Mesela daha Ahmet Bey çok daha somut şeyler olsa. Ya mesela bilmiyorum yani tabii Demirtaş'la hani kafasında ama benim anlayabildiğim kadarıyla. Mesela atıyorum Çatal'da Kemal Kılıçdaroğlu. İşte atıyorum Yardımcısı Meral Akşener, ekonomi Ali Babacan. Ya bu çok daha somuttur. İyi de kötü anlamda söylemiyorum. Şimdi öbür türlü bir tarif yapıyorlar. Ya işte Cumhurbaşkanı adayına iyi insan olmalı liyakat insan. Olmalı. Hepimiz burada potansiyel adayız. Şimdi neyi anlatıyorsunuz? Altın anlat masa eleştirisi mi Yani Demirtaş'ın altın masa eleştirisi, ben onu empati diyorlar yani empati kuruyorum. Kendimi onu yerine koyuyorum. Bunların altına imza atlar Hakikaten umutlu. Ha, haklı diyorsunuz. Evet. Heyecan uyandırmıyor. Orada bir göz ardı. Şey yok masada. Şimdi, Orada göz ardı ben bir cümle söyleyebilir miyim? Bir Hayır, Devam et. Ben, yo, yo, ben devam et Söylediğinle ilgili bir şey ha. söyleyeceğim. Özerklik meselesi deyince izleyici tam vakıf olamayanlar olabilir. Ama konu Avrupa Birliği falan vesaire mı? şöyle bir sıkıntıdır. Özerklik potansiyel bağımsız başka bir devletin altyapı planı olarak düşünülüyor. Hatırlatmak istedim. Peki. Şimdi. Sen bunu kastetmedin mi? Onun için soruyorum. Tabii. tabii dikemez dikemez ya. Ya şimdi o aşağı herkesin o başka araziye dikemez. Tabi. Dikemez. Ya o ayrı. Hat, şimdi burada nedir onu tarif et. Şimdi burada Yok, haklısınız. ekran başındakilerin de Hakan Bayrakçı bu dediğim an... Yani Hakan Bey şunu söylüyor. Diyor ki senin söylediğin Avrupa Birliği yer, yerel özellik şartı Turgay Bey senin bu seçmene, vatandaşa, bizi dinleyenlere söylemek istediğin özellikle aynı şey değil diyor. Aynı şey, aynı şey. Aynı şey değil işte. Aynı şey, aynı şey. Ya, ya aynı söylüyorum. şey değil olmadığını aynı şey. sen daha iyi biliyorsun. Kemal Ama Bey... Ama işine gelmediği için onu açıklamıyorsun. Açıklayayım mı? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün değil geçmişte açıklayayım de mi? açıklayayım mı de programlarında Avrupa Birliği yerel mi? yönetimler özerklik şartının kabul edilmesi var orada özellik Açık... şartının kabul edilmesinde getirilen şey nedir açıklayayım mı yerel yönetimlerin güçlü olması yerel yönetimlerin üzerindeki vesayetin kalkmış çocuk, olması Çocuk kastedilen şey mi? bu çocuk sen neyi ediyorsun? biz de Aç, Avrupa Birliği siz, yerel yönetimler özerklik şartına beni, bak siz, bunlardan başka bir şey sö bulamazsın söyleyeyim o zaman başka bir şey yok çünkü siz, siz ben konuşurken beni dinlemek yerine aklınızdan bana nasıl cevap vereceğinizi geçirdiğiniz için hayır bak dinlediklerimi duymuyorsunuz sürekli sap, sap, şeyi bak, cevap saptırıyorsunuz bakın sorunuzla cevap veriyorum. sürekli ediyorum. saptırıyorsunuz sorunuza, yani sorunuzu oradan getiriyorsunuz sorun, arkadan sorunuza, Mansur Bey diyorsunuz oradan onu getiriyorsunuz ama benim anladığım şey Hulusi Bey bu, cevap bu Cumhuriyet mi? Halk Partisi'nin belediye başkanlarının Van'daki buluşması bence sizin ayarlarınızı bozmuş Allah Allah. yani ondan dolayı da muhtemelen bu işi başka bir yere yaftalamaya çalışarak oradaki şeyi Kırmaya çalışıyorsunuz ama anladığım kadarıyla bir panik yaratmış sizde. Bitti mi? Yani onun için her cümlenin içerisinde çünkü 3 defa mi? Mansur Bey üzerinden... Niye panik orada... yaratsın ya? Bitti Nasıl? Mi? Niye panik yaratsın anlamadım. E çünkü orada vermek. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları oraya gittiğinde ha, Van halkında müthiş bir ilgiyle, ha, o açıdan e, ben, coşkuyla tamam. karşılandılar. Bir, pardon bu soruya, anlamadım. Bu soruya o yüzden, bu, bu, bu ithama bir cevap vereyim. Buyurun. CHP, İyi Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve diğerleri muhalefetteki bütün partilerin memleketimin her bir iline gitmesi, o illerde miting yapması, o illerde halkla kucaklaşması hepsine analarının ak sütü gibi helaldir. O partilerin geçmişte yapamadıklarını bugün yapması, bugün artık oralar gidiyor olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Valla çok beni, önemli yani gidip yapmaları beni, bakın ben beni mutlu pazarlık eder. yapmadan bakın şey ha şey bak bir şey davul zurna ile kimseyi karşılamadan bir şey söylüyorum. Açılım süreci yürütmeden Abdullah Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır meydanında okutmadan bir şey, bir şey söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey, o bölgede bir şey, şey bir şey yapıyor yani büyük bir şey, bir şey bu. Bir şey söylüyorum. Bitireyim mi? Ya da sizi dinleyeyim siz bitirin. Ben sessizce dinleyeceğim ve cevap vermek istiyorum. Çünkü ağır bir Boşuna da. birbirinize kızmayın. Aydınlatıcı oluyor tartışmanız. Gayet güzel bir güzel kez daha söyleyeyim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sayın Mansur Yavaş'ın, Sayın İmamoğlu'nun ve diğer belediye başkanlarının bana gitmesi, orada Vanlılarla kucaklaşması, yarın oradaki bir diğer ile gidip onlarla kucaklaşmaları analarının ak sütü gibi kendilerine helaldir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin bölünmesini istemeyen bir isim olarak, bir kişi bir gazeteci olarak onların oraya gitmelerinden Orada vatandaşla kucaklaşmalarından memnun olurum. Memnun olurum. Bak bu kadar net ve açıklıkla söylüyorum. Tüm kalbimle söylüyorum. Niyet okumayacaksınız herhalde. Benim söylediğim şu. Ben geçtiğimiz hafta bu stüdyoda İsveç ve Yeni Zelanda meselesi konuşulurken Finlandiya, Finlandiya, İsveç ve Finlandiya meselesi konuşulurken Hakan Bey buradaydı. Ben dedim ki bakın İsveç ve Finlandiya konusunda iktidarın tavrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı son derece yerinde ve doğrudur. Destekliyorum dedi. Hakan Bayrakçı da destekledi ve siz de desteklediniz. Siz de desteklediniz. Evet. evet. Ama hatta burada ve kuliste ben dedim ki ama buna rağmen bak göreceksiniz. Burada da dedim. Kayıtlarda duruyor. CHP yan çizecek. Bülent Bey dedi ki hayır çizmez. Haklı. Böyle demek de haklı. Onun da içine sinmez yani. Yazında yan söyledi yan hatta. Gülmez dedi. Evet. Onun da içine sinmez yan Çizmesi. Ama biz Ünal Çeviköz'den neler gördük neler? Ama Ünal Çeviköz CHP Şimdi değil. CHP danışmanı. Şimdi şu. CHP'den de benzer açıklamalar İşilere var. Şilere eleştirilebilir. De, Başka partilere, partilere yansıdığı zaman. Bu tartışmayı, değişim. bu tartışmayı, bakın bu tartışmayı şöyle değerlendirelim. Diyelim ki Selahattin Demirtaş yarın sabah çıktı ve kızdı. Dedi ki: "Ben bundan böyle AK Parti MHP Cumhur İttifakı içerisinde yer alacak. Biz yarın bu stüdyoda ne konuşuyor olacağız? CHP'ler oh. bu stüdyoda ne konuşuyor olacak? Valla ben bizim ne konuşacağımızı biliyorum da sen muhtemelen ne kadar çok vatansever işte iyi bir insan olduğu üzerinden bir sürü konuşmalar yapacaksın. Ben şunları ya. konuşacağım. Ya Sizinle biz, bizim de, bakın bizim ne konuşacağımız belli ben, de. Ben şunları konuşacağım. Sizinle de burada bahse girelim. Ekranda bizi izleyenler de şahit olsun. Ben bu olmayacağı ki. için, onun için gerek yok ya yani. Efendim? Böyle bir şey olmayacağı için. E, tabii ki olmayacak. Niye olmayacak? Eğer olursa ben şunu konuşurum. Zaten olsaydı Demirtaş Size içeride mi? olmazdı. Zaten altı artı yani Yani biz... Demirtaş seni başkan yapmayacağız Bravo. demeseydi Bravo. zaten içeride olmazdı. şimdi, şimdi Zaten HDP Demin AK ki... Parti iktidarıyla beraber hareket etmiş olsaydı içeride olmazlardı. Bitirebilir, bitirebilir miyim? Onun bitire... için bu dediğiniz Bled olmayacak Bled yani. Bülent bitirebilir miyim? Kapatma ben davası açılmazdı ben falan. Ben zaten olmayacağını yani. biliyorum. Çünkü terörle yan yana gelmez bu isimler. Artık... Niye? Habur, gelecek yılda Habur yüzyılda, ve Oslo'da terör yok muydu? Müsaade eder misiniz? Çözüm süreciyle bunu birbirine karıştırmanızı... Yani Oslo görüşmeleri bu sırasında retori, Türkiye'de terör, bu retori, terör faaliyetleri yok sanki muydu? Sanki doğru bir şey söylüyormuş Habur, söylüyormuş gibi ikide bir, ikide bir ikide bir ısıtıp ısıtıp getirmenizi anlayamıyorum. Ya arkadaş bir, bir cevap sen cevap versin, terörle yan yana gelmezler dedi. Terörle yan yana gelmezler deyince ben de Habur'dan girenler Peki. Turist miydi diyorum çok ya çok güzel bir soru bir dakika Onun da cevabını ver sabırla ama dinleyin Sırayla cevap ver Turist ya. miydi ha buradan gelen onu da yani. cevabını bir önceki şimdi soru söyleyin ya, ya, ya çözüm süreci işte. bir devlet ya aklıydı çözüm yani ben ya, bir, bir, Turgay Bey verebilir cevap bak, bak. bu ülkede hendek çukur olayları oldu oraları kurtarılmış bölge ilan edeceklerdi bölge insanını o çukurların başına dikeceklerdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti silahlı e, operasyon yapmayın emri verirsen orada çukur da kazarlar. Ya vallahi i̇şte, sizi bildiği gibi yapsın ya. E Orada örgütlenirlerdi. Mahalleleri Allah de ele geçirirler. Her şeyi yaparlar. Şimdi de FETÖ'yi savunuyorsun ya. Şimdi de FETÖ'yi savunuyorsun. İnsaf sana ya. Ya valilere kim Vallahi talimat insaf verdi? insaf sana ya. Valilere operasyon Vallahi yapma talimatını ya. kim verdi? E şimdi böyle mi onu tartışacağız? verenler bir sorunun onu cevabını, cevabını vermeden yani. ikinci soru. İkinci sorunun cevabını vermeden üçüncü soru. Yani bu böyle mi tartışacağız? Çünkü zor bir konu. Yine de FETÖ'yi savunuyorsun. Çok demirelim. basit bir konudayım ama. FETÖ'yi savunuyorsun. Vallahi benim. bir dakika. O muhtemelen vardır. Bülent Türk Gülen'le ilgili mutlaka övgü dolu tweetleriniz vardır, yazılarınız vardır. Ama Bülent Yüce Türk'ün hiçbir dönemde Fetullah Gülen'le ve o örgütle ilgili bir tek sözünü bulamasın. Tam tersine sizin Fetullah Gülen efendimiz dediğiniz yıllarda benim aleyhine yapmış olduğum konuşmalar vardır, yazılar vardır. Sen buna cevap tamam. vereyim mi? Yani verebilirsin. Buna cevap vereyim mi? Bakın. Ben siz, de bak Sizin vardır diyor. Ben. Ama benim Sahsen. yoktur yani. Bir reklama gitmem demin lazım. Şey ama bu, bu, bunlar cevapsız mı kalacak? Reklamdan sonra verelim. Deminki konuyu da dinleyeceğiz. Tabii ki dinleyeceğiz. Şimdi bir bu FETÖ konusundaki cevabınızı dinleyeceğiz. İki e, Habur'la evet. ilgili eleştiri. cevap. cevabını. Özellik. Tabi muhatabı ben değilim ama bana sorduğu için ben cevap vereceğim. Zaten tartışıyoruz. Hı -hı. Oradan çıktı. Bu üçüyle ilgili bir cevap verirsiniz. Sonra da şeye geçeceğiz. E, siyasette kaçacaklar tartışmasına. Kısa bir aradan sonra. Nerede kalmıştık? Ben Turgay Güler'e hatırladım. Soru bombardımanı. Ya yani dedi yani bir tartışma çıktı. Özellik meselesiyle ilgili Bülent Bey'in bir açıklaması oldu. Bir, iki e, habur hatırlatması yaptı. Buna ne diyorsunuz dedi? Üç neydi? Yani Fethullah Gülen'i övüyorsun Fetö, dedi. Ben nesnesi? de benim öyle bir şey e, demedim ya. Yaptıklarım, söylediklerim içerisinde böyle bir şey yoktur ama sizin vardır dedim. Daha çok fetöcüler e, gibi konuşuyorsunuz Fetöcülerle. Evet. Peki, buyurun. Şimdi bir Selahattin Demirtaş. 2.3 nokta üst üste. HDP Abdullah Öcalan'ın 20 yıllık bir projesidir. Selahattin Demirtaş'ın sözü. HDP Öcalan'ın bir projesidir. 20 yıllık siyasi bir projesidir. İki, bunu alırsanız çok iyi olur. Biz daha Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Buradan kastım şu. Yani HDP eşittir PKK yahut PKK eşittir HDP'dir. Bunu bu ülkede herkes bilir. Bunu HDP'nin kendisi inkar etmiyor ki. Bunu PKK'nın kendisi inkar etmiyor ki biz inkar edelim. Gelelim çözüm sürecine. Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı iktidara geldiğinde Türkiye'de ona ısrar ve inatla hepimiz, ben, Ahmet Hakan, sizler hepimiz bir çözüm süreci noktasında katkı sağladık. Sebebi şu, deniyordu ki bu ülkedeki terörü doğuran sebep Kürt sorunudur. Kürt sorununu çözmediğiniz sürece terör sorunu bitmez. Bu ülkenin aydınları, sağcıları, solcuları, liberalleri herkes çıktı ve bu, bunu ortaya koydu. Ve siz adına çözüm süreci dediğiniz, açılım süreci dediğiniz bir çalışma başlattınız. Ve bunu da toplum satın aldı. Ses etmedi ve izledi. Ha buradaki görüntü Hoş bir görüntü değil. Ama sorumlusu da Erdoğan yahut iktidar değil. Oradaki bir şımarık. Orada HDP'liler vardı. Yani bugün niye şeytanlaştırıyorsunuz? Niye onları yok sayıyorsunuz? Denilen HDP'liler vardı orada. Eğer orada çirkin bir görüntü çıktıysa bunun mesulü yine HDP'lilerdir. Savaşı kimle veriyorsanız çözümü de onunla ararsınız. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan bir kaydedir. Ama günün sonunda bu millet, bu toplum ve Kürt halkı gördü ki HDP'nin yahut PKK'nın çözüm diye Kürt sorunu diye bir derdi yok. Hiçbir zamanda olmamış. Çünkü HDP'nin de Amerika'nın da şey özür diliyorum PKK'nın da arkasında Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkeler var ve bir konsorsiyum şeklinde arkasında duruyorlar. Dert Türkiye'yi güçsüz hale getirmek, bölüp parçalamak. Bu çözüm süreci sayesinde bölge insanı, PKK'nın gerçekten ne olduğunu anladı. O yüzdendir ki hendek olayları, çukur olayları gibi hadiseler gerçekleştiğinde bölge insanı ona destek vermedi. Bu Türkiye'nin kazanımıdır ve bu kazanımı yok sayamazsınız. Gelelim bugüne. Daha doğrusu iki, ikinci şeye. Hendek olayları olurken valiler göz yumuş, ya fetö diye bir gerçek vardı bu ülkede hepimizin başının belası. İki, FETÖ dediğiniz şey CIA'dir. Bunun tartışmanın bir anlamı yok. Üçüncüsü, sürekli bize yöneltilen, işte Fetullah Gülen'i övdünüz bilmem ne gibi iftiralar var. Ben 2006 yılında bir kitap yazdım. O kitap nedeniyle darbenin ertesi günü UYAP'ta yurt dışı çıkışı yasağım vardı. İlk yazıyı ben yazdım. Dönem içerisinde birkaç tane tweetim gösterilebilir. İnkar edeceğim de bir şey değildir. Fakat şunun altını çizmek lazım. Bu ülkede benim dünya görüşüme sahip olan insanlar bugün bir terör örgütü olduğu tescillenmiş, bu örgütün geçmişteki tırnak içerisindeki cemaat haline yönelik saldırıları dindarlara yönelik bir saldırı olarak algılandı. Bu da gayet doğal. Bu ülkede 28 Şubat diye bir gerçek var. 28 Şubat sürecinde bu ülkenin dindarlarına zulmedildi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün başörtüsü yasağı konusunda çıkıp helalleşelim diyor. Ama o gün başörtüsünü paçavra bir metrelik çaput diye aşağılıyordu. Bunun layıklık ilkesini yok edeceğine inancı vardı. Şimdi bu mücadelelerden gelindiğinde sizin o gün adı cemaat olan ve böylesine niyetler içerdiğini bilmediğiniz bir yapıya yönelik saldırılar karşısında bir tavır ortaya koymanızı FETÖ'ye destek olarak lanse etmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Pek. teşekkür ederim. Ahmet Bey, bir, bir saniye bir bitmedi ki. Katkı verebilir miyim? Verebilirsin vere, verebilirsiniz ama benim bitmedi. Çok önemli. Yani son cümlemi bağlayayım lütfen. Ama Fetullahçı terör örgütünün tüm kirli izi ortaya çıktıktan sonra hani bugün geçmişte cemaatken şöyle yapıyordunuz, böyle yapıyordunuz deniliyor ya. FETÖ'nün tüm kirli izi ortaya çıktıktan sonra FETÖ'nün yayın organları önünde, bankasının önünde, şirketlerinin önünde nöbet tutan CHP'lerdi. 15 Temmuz'da FETÖ'nün işgal girişimine tiyatro diye, kurgu diye kılıf bulan CHP'lerdi. KHK'lıları iktidara geldiğimiz günü affedeceğiz, o teröristleri affedeceğiz diyen bugün CHP'ler Kimse bizim aklımızı alay etmesin. Peki. Teşekkürler. Şimdi Ahmet Bey. Ya bunu... E, yok yok bir cümle. Şimdi hani, Cevap hakkı doğarsa veririm. E, hani, dinime söven bari Müslüman olsa diye bir deyim vardır e, bizde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin gel bu hasretlik bitsin Hoca Efendi. Hoca Efendi'ye laf söyletmeyiz dedikleri zaman Fetullah Gülen örgütüne feto diye söyleyen F tipi yargı bunlar devleti ele geçirler diyen bir parti ve bir genel başkan şimdi bu insanların bu söylediklerini bir tarafa bırakıp geçmişte tamamen bu yapının Türkiye Cumhuriyetine sızmasını Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmesinde katkısı olan insanların gelip Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Bey üzerinden bir eleştiri yapması Demin Turgay Bey'in söylediği gibi vicdansızlık. Peki, teşekkür bir ediyorum. Şimdi bir, yani de, bir, 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 bir cümle, cümle bir Bak, bir cümle söyleyeceğim. Bakın, bir cümle söyleyeceğim. Hayır, Fethullah Gülen'in elinden Ahmet tutup Bey. Ahmet Bey elinden şimdi dedi tutup, ki, bu seviyeye gelmesini şimdi, sağlayan kişi CHP'nin efsanevi gene tek Kasım Gülek'tir. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması Fethullah var. Diyor ki, valilere İkinci, talimat verdi. Hem i̇kinci Turgay, gitmeyin. İkinci kıyaflar o zaman girdi diyor. Hem Turgay Bey'den, hem Bülent Bey'den rica ediyorum. Ne olursunuz bir ara verelim. Bir bir cümlede şu, bakın çözüm süreci diyor ya, çözüm sürecini savunuyor ya. Bakın İçişleri Bakanlığı'nın sayfasına girin. Açıklamış İçişleri Bakanlığı orada rakamları. PKK'ya en yüksek katılımın olduğu dönem çözüm süreci yahu dönemi. Ya bu PKK'nın alçaklığını gösterir yani, yahu. Bu PKK'nın Bakın demek alçaklığını ki çözüm süreci ne, ne kadar yanlışmış. Ne kadar yanlış beyler, yürütülmüş. Beyler ne olursunuz ya. Bir, bir, bir saki, bu söz biz... PKK'nın alçaklığını gösteriyor. Peki yani. sükunet istiyoruz. Ee... Ya ya kadar... Çözüm süreci Bülent Bey hakikaten yani iyi niyetli bir girişimdi. Belki problemler oldu. Tamam, yanlış yönetildi diyoruz bizde. Ya hayır yani yanlış yönetildi. Keşke terör Türk... örgütü muhatap alınarak yanlış yönetildi. Keşke çözüm... Terör örgütü meşrulaştırıldı. Ya Bülent Bey, bir oysa siz bunu mecliste yapmanız lazımdı. Ya, ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye ya. Büyük Millet Meclisinde yapmanız peki. lazımdı bunu. Peki. Kapalı kapılar arkasında değil, peki. halkın önünde yapmanız peki. lazımdı. Abdullah Bey, bu tartışmayı bitireceğim. Ama önce. E